Bu arada şöyle de bir şey düşündüm. Merhaba. Hola a todos. Hola a todos. Ben bakmadım. 1, 2, 3. Hola a todos. Öztakiki İspanya hakkında her şey kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğum Görkem. Gelen yorumlardan sonra ablam kendi kanalımı açacağını söyledi. Adı da Öztakiki İspanya hakkında her şey olacakmış. Bana rakip olacakmış. O yüzden ben de bugün ablamı başka kanallara gitmesin diye yeni bir video çekme teklifinde bulundum kendisine. Bu arada aslında onların bir kanalı daha var. Müzik yaptıkları şeyler diye koronavirüs zamanı, daha doğrusu karantina zamanı ne yapıyordunuz? Şarkı coverladıkları bir kanal vardı. Hepimiz evimizde kayıt alıp sonra birleştiriyorduk kimse evden çıkamadığı için. Öyle amatör ama eğlenceli. Yani ablamı izlemek istiyorsanız o videoları izleyebilirsiniz bence. Başka bir kanal daha açmaya gerek yok diye düşünüyorum. Zaten bir tane kanalı var sonuçta. Bilemiyorum. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün San Sebastian Cheesecake yapacağız. Tarifle ilgili çok fazla araştırma yaptık. Geçtiğimiz ay aslında Alex'le San Sebastian'a gitmiştik. Orada Lavinia'da San Sebastian Cheesecake'in meşhur olduğu kafede de cheesecake yemiştik. Daha San Sebastian gezi videosu paylaşmadım aslında. Belki onu editleyip bundan sonra paylaşabilirim. Orada Lavinia'daki cheesecake'ten de yedik. Nasıldı? Güzeldi. Bence güzeldi. Yani Türkiye'de de aslında artık çok güzel yapan yerler var. O yüzden böyle hiç beklemediğim bir tat değildi ama her şey yerindeydi bence. Türkiye'de bazı yerlerde çok böyle peynir tadı oluyor. Yani sanki krem peynir yiyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden sevmediğim yerler oluyordu Türkiye'de. O anlamda Lavinia'dakini çok beğendim tabii ki. Ailem de henüz İspanya'ya gelemediği için bu koronavirüs şartlarında biz evde cheesecake yapalım dedik. Ayrıca yarın Görkem'in son günü. Beraber anı olsun istedik. Belki buraları keseriz bilmiyorum. Aslında Türkiye'de de biz San Sebastian Cheesecake Türkiye'de de bir sürü yerde denedik aslında. Ben Ankara'da en az 6 yerde yemişimdir. Ki çok iddialı olan yerlerde de yedim. Ne yazık ki ben beğenemedim. Türkiye'de sanırım tek beğendiğim yer İstanbul Beşiktaş'ta B blokta. Gerçekten çok güzel. İstanbul'da olanlar ya da İstanbul'a gidenler bence bir denesin derim. Evet, yani ben aslında Türkiye'de öyle onlarca yerde denemedim ama lezzet olarak benim de en beğendiğim B blok. Yalnız şu bana garip geliyor. San Sebastian Cheesecake de dahil İspanya'daki daha önceden yapılan klasik cheesecake'lerde biraz daha dokulu oluyor. Ya tabii ki San Sebastian'ınki çok böyle akışkan ve kremalı oluyor ama B blok'unki görüntülü olarak bana çok böyle sulu gibi geliyor. Yani neredeyse pişmeyecekmiş de tam pişmeye başladığında çıkarılmış gibi geliyor. Ama onun dışında lezzet olarak herhalde benim de Türkiye'de en iyi yediğim San Sebastian cheesecake'lerden biridir. Biz bugün bu arada Lavinia'nın tarifini yapacağız. İnternette bulduğumuz. Aslında Vedat Milor'un kanalındaki bir tarife de baktık. Çünkü şey farkları var tarifler arasında. Yumurtayla şeker çırpılıyor mu? Yoksa şeker peynirin içerisine konulup o katırlığı azalana kadar çırpılıyor mu? Öyle farklar vardı. Biz orijinal tarifteki gramajları ve ürünleri kullanacağız. Sadece yöntemi o neydi gazete? El País. Onların paylaştığı videodaki gibi yapmayacağız. Onun da linkini paylaşayım aslında siz de açıklamalarda. Mutlaka izleyin. Kısa da bir video. El País diye bir gazete var İspanya'da. Bilenler bilir zaten. Orada El Comidista diye bir köşe var. O köşe yazarı aynı zamanda YouTube'da videolar da yapıyor yine gazete için. Orada 4 tane İspanya'daki çok meşhur restoranın cheesecake tariflerini deniyorlar. Yani cheesecake'leri gidip restoranda denemiyorlar. O restoranların verdiği tarifleri evde yapıyorlar. Lavinia'nın tarifini de veriyorlar orada. Şu an bizim yapacağımız tarife neredeyse evet birebir benziyor. Çok ufak farklar var gramajlarda. Orada yaparken yani restoranın verdiği tarif bu şekilde deyip yaptıkları tarifte önden yumurtayla şekeri çırpıyorlar. Ondan sonra geri kalanı ekliyorlar. Biz başka Türk kanallardan da izledik. Vedat Milor'un kanalında da izledik. Yumurtayla şekerin çırpılmaması gerektiğini, normal bir kek yaparken önce şekeri yumurtanın içinde eritiriz ya. Bunun yapılmaması gerektiğini, dokusunu bozacağını, en azından kenarlarda süngerimsi bir yapı oluşturacağını ve bunun istenmediğini söylüyor Vedat Milor'un kanalı. Arda'nın mutfağı yumurtayla şekeri önden çırpıyor. Çünkü Lavinia'nınkinin öyle olduğunu söylüyor. Evet. Refika da
yine şekeri peynirin içine koyuyor. O katırları gidene kadar çırpıyor. Biz öyle yapacağız. Yani aslında Vedat Milor ve Refika'nınkini yapacağız. Evet. Lavinia'nınki ile Arda'nınkini yapmamış gibi olacağız. Sonra ama olanlar hemen hemen hepsinde aynı aslında. Sonra da tadına bakıp acaba Lavinia'daki gibi olmuş mu diye yorumlarım. Ben kıyaslayamayacağım ama B blokla kıyaslayabileceğim sanırım. Ama pandemi biterse umarım bir gün ben de kıyaslayabilirim. Evet, o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz şu şekilde. 1 kilo taze peynir. Labne değil ama gerçekten taze peynir yazanları alın üzerinde. 450 ml krema. Türkiye'deki kremaların yağ oranı %35 oranındaymış. Onun için aslında Lavinia'ya göre belki birazcık değişiyor olabilir. 450 ml krema, 375 gram şeker, 5 jumbo boy yumurta. Eğer sizin yumurtalarınız orta boysa 6'ya, küçükse 7'ye çıkartmanız gerekiyor. Bir tepeleme yemek kaşığı da unumuz var. Şekerli vanilin kullanmayacağız. Orijinal tarifte de yok. Koyanlar var, yakışabilir aslında. Ama biz orijinal tariften uzaklaşmak istemedik. Biz taze peyniri birkaç saat önceden buzdolabından çıkarttık. Karıştırdık, hem homojen hale getirdik, içinde pütür kalmamasını sağladık, hem de oda sıcaklığına getirdik. Bu da kıvam sorunu yaşamamamızı... bu sayede umarım kıvamı daha iyi olacak. Önce spatulayla biraz karıştırmak istiyorum şeker sıçramasın diye. Bu arada ilk San Sebastian denememiz. Tortilla'da yani bana diyeceksiniz belki evde hiç mi yapmadın diye ama Alex yaptığı için ben de onu pek izlemediğim için Tortilla'da ilk denememizde. Ya o biraz daha Türk işi tortilla oldu. Bakalım San Sebastian'ımız nasıl olacak? Şekerler kıtır kıtır kalmayana kadar çırpmaya devam edeceğiz. Fırınımızı önceden 220 dereceye ısıttık. Şekerin eriyip erimediğini anlamanın tek yolu da tadına bakmak. Şimdi ona bakacağız. Taze peynirle şekeri çırptıktan sonra mikserle işimiz kalmıyor. Manuel devam edeceğiz. Şimdi yumurtaları eklemeye geçeceğiz. 5 jumbo yumurtamız var. Tek tek ekleyeceğiz. Bu arada ben kameranın önünde fazla aksiyon olmasın, açık olsun diye yardım etmiyorum. Yoksa buradan yardım ederim yani. Teşekkür ederim. Siz en sevdiğiniz San Sebastian cheesecake'i neredeydiniz? Onu yorumlara yazarsanız belki biz de deneme şansı buluruz. Sen İspanya'da başka yerde yedin mi? San Sebastian cheesecake yemedim ama tartada queso denilen daha o klasik olan İspanyol usulü keki zaten her yerde bulmak mümkün. Evlerde de çok sık yapılan bir tarif. Alex pişiriyor mu? Biz karantinadan kısa bir süre sonra diyete girdiğimiz için evde çok fazla tatlı deneyimimiz olmadı. 450 ml kremamız var. Şimdi onu ekliyorum. Bir tepeleme yemek kaşığı unumuz var. En son olarak da onu ekliyoruz. Kullandığımız kalıbın büyüklüğü de önemli. Biz birazcık arada kaldık. 22 santimlik mi, 26 santimlik mi kullansak diye ama hem kremamızın miktarı hem de yumurtamızın miktarı fazla olduğu için 26 santimlik şöyle bir kek kalıbının daha iyi olacağını düşündük. Biliyorsunuz bunları yağlı kağıtla servis ediyorlar zaten. Ama biraz ellerinizi ıslatıp önden yağlı kağıdı o şekilde buruşturmakta fayda var. Evet. Şimdi ablam ellerini ıslattı, şimdi onu yapacağız. Bence yeterli mi? Islak yakacak mı? Yoğun kabarcıklar yukarıya doğru geliyor. Sonra onları kürdanla patlatmanız daha kolay oluyor.
Hayırlar. Satmıştık. 35-40 dakika kadar orta gözde pişireceğiz. 30. dakikada bir kontrol etmek iyi bir fikir olabilir. Ortasını daha sulu istiyorsanız o zamanlarda çıkartmak gerekiyor. Biz tahminen 35. dakikada çıkartmış oluruz. Ne yazık ki çıkarı çıkarmaz yiyemeyeceğiz. Biraz soğuması lazım. Hadi şimdi pişirelim. Videonun sonunu bu şekilde çekmeye karar verdik. Kekle beraber ekrana girebilmek için çok sıcak olduğu için şu an tutamıyoruz. Elimizi alıp kameraya doğru gösteremiyoruz. Bir de zaten bildiğiniz gibi çok akışkan olduğu için hani eğip de onu böyle akmasını istemedik. Şimdi çıkardık. Bizim fırınımız biraz zor pişirdi gibi geldi bize. O yüzden 42-43 dakika falan yaptık. Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğiz. Tabii yiyip şu anda gösteremiyoruz size maalesef. En az 4 saat ılınmasını, soğumasını beklemek lazım. Bunu bırakacağız. Sonrasında artık tekrar bir tadım videosu çekeriz diye düşünüyorum. Ama görünüş olarak şu an beni çok tatmin etti. İyi bir tarif olacak gibi duruyor. Yorumlarımızı da paylaştıktan sonra iyi olduğuna karar verirsek mutlaka deneyin derim. Çünkü yapması çok basit. Güzel kokuyor. Yanık desenlerini de ben sevdim. Şöyle hafif kaldırdık, kenarları da yanmış güzel bir şekilde. Ben de umutluyum yani. Tortilla'dan daha iyi olacağını düşünüyorum. İzlemediyseniz şuradan izlemeyebilirsiniz. Cheesecake'i fırından çıkaralı 4 saate geçti. Aslında hava karardı ama biz size son halini bir göstermek istiyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. İçi ne kadar yumuşak olacak, tadı nasıl olacak? Ben bayağı meraklıyım açıkçası. Hadi şimdi kelepçeden çıkaralım. Bakalım nasıl olmuş. Bence tamamdır. Şöyle sizin için biraz bozacağım ama. Yiyoruz. Yiyoruz. Seninki. Tamam. Hadi şöyle. Tatma zamanı geldi. Şöyle düğün pastası gibi. Bence bayağı iyi olmuş ya. Güzel ya. Söylüyorum. Güzel. Hiçbir kere dışarıda yiyip de beğenmediklerimiz gibi krem peynir tadı gelmiyor bence. Gelmiyor. Yumurta gelmiyor. Yumurta kokusu yok. Ki dışarıdaydı. 4 saattir dışarıdaydı. Hani buzdolabından çıkınca daha az kokar ya. Senin dediğin gibi bir tık daha soğuk olsa daha güzel. Soğuk daha güzel olur, evet. Ben biraz şimdi buzdolabında devam etmeyeceğim. Aynen. Biraz buzdolabında beklettikten sonra yemenizi öneririm. Bence %90 San Sebastian'la aynı. Yani San Sebastian'la aynı değil, Lavinia'nın San Sebastian'ıyla aynı olmuş. Muhakkak deneyin yani. Ayağınıza Lavinia'yı getirin ya, bence. Ya çok sevindim. Ben çok beğendim. Ya. Evet. Cidden mi? Hakikaten biz 42... Evet ya. İnanmıyorum bakın ya. İçi hiç şey değil, böyle pütürlü değil. Kesilmiş gibi değil. Gerçekten kremamsı. Burada mikrofon elimde kalmıyor. Merhaba. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Samimi bir video oldu. Samimi bir tadımın daha. Şekeri fazla gelmez. Ama bir 25 gram azaltılabilir bence. Lavinia gibi yapmak istiyorsanız da 25 gram arttırabilirsiniz, değil mi? Hı hı.
Oranları iyi ya. Yaz yumurtalarınızın büyüklüğüne de dikkat edin. Biz 5 jumbo mu koyduk? 5 jumbo. 5 büyük yani. 5 büyük yumurta koyduk. İyi bence. Lavinia'nın ekstra büyük gibi. El Comidista'nın videosunda onu hani izleyin demiştim. 5,5 dakikalık bir video var. Bence muhakkak bakın. Orada 7 yumurta diyordu. Ama onlar çok büyük yumurtalar değildi. Büyük ihtimalle o 7 küçük yumurtadır. 6 large büyük yumurta olabilir. Bizimkiler hakikaten jumboydu. 5 jumbo iyi. Evet. Çok mutlu oldum ya. Çok mu benziyor? Bu tarifi deneyenler muhakkak bana fotoğrafları gönderin Instagram üzerinden ya da paylaşırsanız beni etiketleyin. Muhakkak ben de hesabımda paylaşırım. Afiyet olsun. Adios. Adios.